Peygamberimiz Hazreti Muhammed hem bir peygamber hem de bir devlet başkanıydı. Bu nedenle de her kesimden insanla sürekli iletişim halindeydi. Zengin ve güçlülerden fakir ve kimsesiz yetimlere, çocuklara kadar herkesle iç içeydi. Bu kişilerden bazılarının görgü ve kültür seviyeleri ise son derece düşüktü. Ancak o, buna rağmen çevresindekilerin kaba tavırlarını güzellikle uyarıyor, onların gönüllerini alıyor, büyük bir sabır ve emekle onları eğitiyordu. Peygamber Efendimiz son derece nazik, nezih, zarif, latif ve ince düşünceliydi. Terbiye ve görgü kurallarını en güzel şekliyle uyguluyordu. Hazreti Ayşe, Hazreti Muhammed'de gördüğü güzel ahlakı şöyle ifade etmiştir. Resulullah'tan daha güzel ahlaka sahip hiç kimse yoktur. Ashabından ve ailesinden biri kendine seslenince buyurun diye karşılık verirdi. Bu sebeple Allah ona sen yüksek bir ahlak üzeresin buyurmuştur.